ODTÜ'nün Bilim 2 araştırma gemisi var denizlerde. Müsilaj araştırması için Marmara Denizi'nde seyre başladı. Deniz Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Mustafa Yücel anlatıyor çalışmaları. Araştırmacılarımız ile hem de Türkiye'nin diğer üniversitelerinin hocalarımız ile Marmara Denizi'nin güncel durumunu ve bu denizin tekrar sağlığa kavuşmasına yönelik çözüm önerilerini geliştirmeye çalışıyoruz. ODTÜ araştırma gemimiz Bilim 2 şu an Marmara Denizi'nde araştırmalar yapıyor. Hem salya yani müsilajın son durumuna bakıyor hem de özellikle denizdeki oksijenin son durumuna bakıyor. Şu an gemimizden gelen anlık verilere göre gerçekten müsilajın sadece denizin yüzeyine değil, içini de, denizin içini de kapladığını aslında bulduk. Çok yoğun biçimde jelimsi bir aslında malzeme denizin içinde şu an örneklenebiliyor. Bizim örnekleme ekipmanlarımız şu an çok aslında güç koşullarda bu örnekleri alabiliyor. Daha önce hiç görmediğimiz aslında neredeyse bir biyolojik olayla karşı karşıyayız. Açıkçası oksijensizleşme Marmara'daki sürdükçe bu müsilaj tehdidi de devam edecek. Yani bu trendi tersine çevirmemiz gerekiyor. Bunun içinde aslında çözüm önerilerimiz mevcut. Bunları da düşünüyoruz ve çözümün uzak olmadığını düşünüyoruz açıkçası. Özellikle karasal atıklarda, Marmara'ya verdiğimiz karasal azot ve fosfor yüklerinde en az %40'lık bir iyileştirme ile biz yaptığımız modeller sonucu bu denizin 4-5 yıldan sonra koma, yani bu kriz halinden çıkabileceğini biz öngörüyoruz. Ve uzun, orta ve uzun vadede tekrar balıkların 80-100 metreye kadar açıkçası dalabilecekleri bir denizi bu şekilde özellikle karasal atıkları kontrol altına almayı başarırsak kavuşabiliriz. Ve özellikle Marmara'nın sağlıklı kalması sadece Marmara'yı çevreleyen insanlarımız için değil, aynı zamanda Karadeniz için, Ege için de çok önemli. Biliyorsunuz bütün bu sonuçlarımızı 4 Haziran Cuma günkü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Marmara Belediyeler Birliği'nin ortaklaşa düzenlediği Marmara Çalıştayı'nda da ilgili paydaş ve kurumlarımıza ve vatandaşlarımıza aktarmaya çalışacağız.